kalesini koruyacak asla kaleci değil. Yani yedek kaleci olarak bile. Şimdi sonra en son geçen haftaki Alanya maçında yememesi gereken bir gol. Durduğu yer inanılmaz. Yani orada Fatih Hoca'nın ben kulübeden bağırdığını görüyorum. Yani oradaki boşluğu yanındakilere de ki bak orada boş alan var ya durduğu yere. Ona rağmen o gol yedi ve ben Mehmet Hoca'na yine dedim haftaya dedim kalede Okan olur. Şimdi Beşiktaş'ta böyle bir şey de yok. Ersin'i yedi, Utku. İşte olmadığı için ben de diyorum ki Beşiktaş camiasının evet. ve hocanın ama inanılmaz bak, etkisi olması gerekiyor. Evet. Mental olarak oyuncuyu devre arasına kadar şu anda yapacağınız bir şey yok. Doğru. Ve genç bir oyuncu. Ve kaybetmemeniz için mental olarak o oyuncuyu iyi hazırlamanız gerekiyor. Hem kaleci antrenörü hem de Sergen Hoca. Kaleci antrenörleri konusunda son bir şey söyleyeceğim. Kaleci antrenörleri de çok önemlidir. Trabzonspor'da Uğurcan'ın çıkışında Metin Aktaş'tı zannedersem. Bak evet. kaleci konusunda inanılmaz. Hiç tanımam. Bayağı kilo almış. Geçen artık bazı takımlar iki tane i̇nanılmaz. Kaleci antrenörüyle Heh. Çalışıyorlar. Galatasaray'da şu anda. Başakşehir'de mesela. Başakşehir'de abi, evet. Ve aynı dili bilen sevgili Behram var. Bir şey evet. söyleyeceğim. Alanya Spor'da geçen sene yayında izledim ben. Sevgili Çağdaş Hocam, Alanya Spor kalecisinin aynı dili konuştuğu kaleciyi getirdiniz evet. ifade ettin. Galatasaray'da da Fadıl Koç'tan var uzun zamandır. Taffarel'den sonra kalecilere karşı ben çok fazla bir şey verdiğine inanmıyorum. Eğer iki tane kaleci hem Okan hem Fatih bu hataları yapıyorsa, yer zamanlaması hatası gibi ben bunu kaleci antrenörüne yazarım. Kalecilere değil. Biri aynı, ikisi aynı ise orada bir hata var. Ama çünkü daha 6 hafta yani, kaleci antrenörüne burada faturayı biçmek için çok erken çok olduğunu erken. Düşünüyorum. Hangi 6 hafta? Ondan önce 4 senedir bu takımda çalışıyorsan, Taffarel'in olmadığı yerde. Mustera'nın insan, eksikliğinde, Mustera'da bir eksiklik ben görmedim ya. Mustera'nın çalışmaya ihtiyacı yok ki. Mustera'yı tek başına tamam, bırak. O zaman ayrı bir nokta. Tek başına bırak. Mustera Taffarel'den öğrendiklerini o bonusu kumbarasına eder. İsmail Çipe'yi yetiştiremediği için mi eleştiri? Tabii ki burada sen yedek yetiştireceksin. Yani burada yani yedek oyuncu transferini Galatasaray yapmadı. Bunu çok net söyleyebiliriz. Mustera'nın performansına güvenip, Mustera'ya güvenip kaleci yedeğini bir türlü zaman, yapmadığı için bence burada kaleci antrenörüne haksızlık ediyoruz. Niye haksızlık ediyoruz? Mustera'nın bir maçta devleştiği zaman, Mustera her maçta devleşiyor da, işte Mustera'nın baktığın zaman uzun yıllardır kurtardığı çok şey. Mustera'nın başarısındaki arkadaki en büyük pay bu kişi diyorsan bu kişi bana mi? Burada lazım. Bu kişi. Fadıl Koçlar'dan bahsediyorum. Mesela isim veriyorum. Ben şunu söylüyorum. Yani Mustera'nın zaten bir çalıştırıcı ihtiyacı ama Taffarel'den gerçekten çok şey öğrendi. Mustera'nın bu arada çalıştırıcıya ihtiyacı olduğunu şuradan gördük. Taffarel ayrıldıktan sonra Mustera'nın özellikle yan top problemleri tavan yaptı. Sonra Fatih Hoca ne yaptı? Taffarel'i geri getirdi. Tamam, doğru. Doğru mu? Sonra doğru. ne oldu? Mustera düzeldi. Kaleci antrenörü konusunda Mustera'nın da ihtiyacı var. Her kalecinin antrenörü ya da her futbolcunun ihtiyacı var. Tabii ki var. Ben mecazi anlamda söylüyorum. O yüzden yani o ya işte mesela bu örneği verdik işte. Çağdaş Hoca geliyor, ekip kuracak. Diyor ki kaleciyle konuşalım diyor. Basel'de aynısını gördük biz diyor. Marafona'yı çağırıyor. Marafona diyor ekibime kaleci antrenörü alacağım. Senin için fark eder mi diyor. Senin istediğin birisi var mı diyor. O da diyor ki benim Portekiz'de yıllardır çalıştığım kaleci antrenörüm var. Eğer beni düşünüyorsunuz kalede birinci kaleci olarak ve bana saygı duyup da bana bu konuda fikrimi beyan etmemi istiyorsanız benim hoca adayım budur diyor. Tamam diyor Çağdaş Hoca ve Portekiz'den kaleci antrenörünü getiriyorlar. Tudor zamanında oldu. Tudor kaleci ekibini getirdi. Mustafa dedi ki ben bu teknik kaleciyle çalışmak istemiyorum dedi. Maç önceleri ısınmaya Fadıl Koç'tan çıkıyordu kendisini ısıtıyordu. Böyle bir şeyler olabilir mi? Bu da ama ayrı bir şey. Profesyonelde sadece Mustafa yapar. Heh, ben çünkü mesela Mustafa ile aralarında yani bir kavga olmuştu. Kavga, tartışma, kavga yani demiyorum. Kavga olmaz da. Çatışma yani, vardı tamam, yani. Tamam, sonra da Mustafa ile baktı olmadı. Sonra Taffarel geldi. Evet. Taffarel o eksiği kapattı. Şunu söylüyorum tekrar ya. Son olarak kaleci başarılıyken, kaleci antrenörü ya da futbolcu antrenörü başarılıyken ön plana çıkıyorsun. Başarısızken ortada yoksun. Şu anda iki kaleci Galatasaray'da Mustafa'dan sonra başarısızsa ki bana göre Okan bugün fena değildi. Bir iki top çıkardı. Hem Okan hem Fatih tartışılıyorsa burada kalecileri değil. Peki. Burada Beşiktaş'a geri dönelim. Çok özür diliyorum. Ben öne çıkan bir kaleci antrenörü de görmedim başarı durumunda. Yok, hangi kaleci antrenörü? Şimdi Galatasaray taraftarlarının kaçı Galatasaray'ın kaleci antrenörünü biliyor? Ben kendileri açısından dedim. Taraftar olarak demedim. Mesela burada açısından pozitif olarak bir artı yazacağımız kaleci antrenörü varsa sezon başı Fenerbahçe'de Altay tartışılırken evet. Almanya'dan kaleci antrenörü geldi. İngiltere'den mi Almanya'dan mı? Almanya'dan diyebiliyorum. Evet, Almanya'dan Erol Hoca bizzat getirdi. Ve ben bu kalecilere güveniyorum ve ben bu kalecilerin potansiyeline inanıyorum diyerek Altay'la Harun'la ilgili pozitif anlamda kaleci alınmaması gerektiğini net bir şekilde söyledi ve şu anda ne kadar doğru bir karar verdiği ortada. Benim söylediğim bu işte. İşte kaleci antrenörü önemli. Sorumluluk alacak. Kaleci antrenörü önemli. De. Ama 6 haftada Fatih'in performans, Okan'ın performansı üstünden kaleci antrenörünün kariyerini baktın mı? Hiç gördün mü mesela? Kraft'ın mı?
Türkiye geçmişi de var yani. Hocam olmaz. Bakın ki spor geçmişi. Galatasaray'ın kaleci antrenörü, kaleci antrenörü konusu çok geniş yelpazeli bir konu. Konuş konuş bitiremeyiz hakikaten. İzleyicilerimizden Hakan Deveci son sayfa etiketine sormuş. Rozier ve Gezal hakkında Yalçın Ayhan ne yorum yapar demiş. Yani bu haftalar onlar için konuşulması gereken haftalar değil. Yani birkaç haftaya daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sonradan takıma katıldılar. Transferin son günlerinde yani. Bence yarın Malatya maçı da belirleyici olacak. Çünkü sert ve agresif bir takıma karşı oynayacak Beşiktaş. Bu anlamda kapalı savunmalara karşı nasıl bir oyun sergilediğini ben de çok merak ediyorum bu oyuncuların. Dediğim gibi bu oyuncuların zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Muhtemel var mı elimizde Tolga? Ben şu 6 haftalık dilim Beşiktaş Avrupa maçlarını düşündüğün zaman oralarda kimler oynadığını tamam hesaba katarsak Rozier Beşiktaş'ta çok çok iyi işler yapacağı benziyor. Yani o bu kadar kısa dilimde bunları yapabiliyorsa takıma uyum sorunu bak hiç bir anda çok eskiden beri sanki o kısa vadede çok iyi artık işler. Artık Savaş abi takıma uyum sağlama yani futbolun dili bir. Yani sizin artık yeteneğiniz varsa yani bu adaptasyon hayır değil. Yani. Kadro o geldi zaman, Ersin, o zaman maç Rozier, Vida, Wellington, Sakala, Atiba, Mensah, Dorukan, Larin, Gezal, ben sana bu bakar. Ben bu kadroya kötü diyemiyorum ya. Ben de demem. Yani Beşiktaş'ın kadro kalitesi problemi olduğunu düşünmüyorum. Ben bu arada Dorukan'ı geçen hafta beğendim. Yani şu Gezal'ı kadro beğendim. Bir de Josep de Souza da buraya ilerleyen haftalarda gelecek tekrardan. Yani şu kadronun sadece takım olma konusundaki o olguyu. Şu anda zaten Sergen Hoca bu yüzden tartışılıyor. Bizim kadromuz iyi deniliyor. Yönetim de iyi diyor. Camia da iyi diyor. Evet. Yalnızca Beşiktaş'tan beklenti çok iyi bir oyun ve net skorlar. Ve doğru. Beşiktaş'tan şöyle bir beklenti var. Hala Beşiktaş takımına sonradan oyuna girsin, ilk 11'de başlasın, maç kazandıracak futbolcular, yıllardır beklenen isimler var. Bir Adem Laiç var. Çok yetenekli futbolcular. Oğuzhan var. Yani. Oğuzhan. Yani. Oğuzhan var ya, Oğuzhan şu Atiba'yı falan gördüğü zaman utanması lazım ya. Atiba'nın sahadaki performansını gördüğü zaman. Ben bir şey söylemiyorum. Çok güzel tercüman. Ben Atiba'yı izledikten sonra Oğuzhan yerine kendimi koyuyorum. Gece uykularım kaçar. Bence bak, bunun yanına Adem Laiç de katılsın. Adem Laiç'te başka bir şey var. Bence Adem Laiç'te eksik olan bir şey var. Yani Oğuzhan... Şimdi Adem Laiç şöyle aslında biraz özetleyecek olursak yurt dışından, İtalya'dan çok elit bir ligden gelmiş. Yani buraya geldikleri zaman herhangi bir ödeme sorununda bile futbolcuların yani kafalarında bir arıza varsa bu konuyla ilgili bence sahaya yansıtamıyorlar. Ben bunu çok gördüğüm için sen benden tabii ki daha çok daha fazla görüyorsun. Yani takım içerisindeki yabancı futbolcu buraya gelip 2 ay parasını almadığı zaman gitmek istiyor. Paradan daha ziyade Hakan'cığım ben şunu duyuyorum artık basınımızda. Oyuncu kız arkadaşıyla sorun yaşıyor. Bu sorunu sahaya yansıtıyor. Ya ben bunu kabul etmiyorum. Yani sen profesyonelsen çok özür diliyorum. Ya çok maliyetli oyuncular bu isimler. Sizin Beşiktaş camiasına ya da X camiaya bunu yapmanızı hakkınız yok. Ya siz profesyonelsiniz, adı üstünde. Evet. Yani futbolda bahane yok. Hangi takım bir oyuncu yoksa sahaya 10 kişi çıkıyor? Şu eksiklerimiz var vesaire. Ama biz hala şu anda Oğuzhan'ın neden bu performans düşüklüğü, neden patlama yapamıyor? Adem Laiç kiralık geldi ülkemize. Her kiralık gelen oyuncu gibi kendini gösterdi. Güzel bir kontrat yaptı. Şu anda da tabiri caizse keyfini sürüyor. Lens gibi mesela. Lens ikisi çok fazla. Evet. Lens, yani Lens de geldi. Bir sene performans verdi Fenerbahçe'de. Daha evinde kazanamadı Beşiktaş. Biliyorsunuz bu arada. Öyle de bir durum var. Beşiktaş'ta şu anda biraz önce senin de çok beğendiğin oyuncu Dorukhan'ı ben de çok beğendim ama Dorukhan kafa olarak da şu sözleşme olayını bir an önce halletmiş olsa performansı iki katına daha çıkar yukarı doğru. Ya Dorukhan'la sözleşme imzalamayabilirsiniz. Ama kafası hep karışık olacak. Ama bir gerçek var ortada. Dorukhan sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın futbolcusu mu? İşte bunu kaç kişi yapabiliyor? Ve oyuncu da Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyor. Ya bu performans verecek. Ya şöyle bir şey. Mesela Mario Götze gideceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Biliyordu. Adam çıkıp oynuyordu. Evet. Kulübünden hiç bugüne kadar imzalarsa imzalar, imzalamazsa Allah yolunu açık etsin diye bir açıklama gelmemiştir yani. Bir de Avrupa'nın herhangi bir takımında yoktur böyle bir şey. Ben bunu kabul edemiyorum yani. Herhangi bir futbolcu için
Aynı şey yine, örnek veriyorum. Mensa içinde olabilir. Atiba içinde olabilir. Medyada canlı yayında basın toplantısında söyleyemezsin bunu. Yani, evet, yani bunu kapalı kapılar arkasında bile söyleseniz oyuncunun kulağına gittiği anda zaten evet. Oyuncuyu da düşürürsünüz. Yok, yüzüne karşı burada yakın bir tarihte zaten sizin çok yakın bir tarihte sizin bir Abdullah Avcı ile ayrılık sürecinizden doğan bir fatura var. Şimdi de geliyorsunuz benzer bir çizgiden oyuncu üstünden benzer bir çıkış yapıyorsunuz. Yanlış tutumlar. Öyle gözüküyor ve bu konuşmalar mesela Galatasaray'da da yönetimin kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar çok pahalıya patlayabiliyor.